hepimizin kimseye söyleyemeyeceği bir sırrı vardır değil mi? Ya birisi bu sırrınızı öğrenirse ve öğrenen kişi sıradan biri değilse en büyük düşmanız olan kız kardeşinizse kulağa mantıksız geliyor ama kız kardeşim Tara hayatımı mahvetti. Her şeyi alt üst etti ve hatta utancımdan şehri terk etmek bile istedim. Neyse başlayalım. Benim adım Jack ve benden başka bir de ablam Tara var. İtiraf ediyorum dürüst olmak gerekirse kan bağımız olduğundan çok şükreliyim. Sanırım hastanede bunu karıştırmışlar. Ya da birileri bunu bebekken bizim kapının önüne koymuş. Bir insan ailesinden bu kadar farklı olamaz. Dış görünüş olarak çok farklıyız. Ben biraz utangaç ve sakin görünüyorum. Ama Tara herkese saldıracakmış gibi. Sanki bir kobra ile akrep karışım bir şeymiş gibi görünüyor. Biriyle kavga etmediği bir sokunu çıkartmadı, bir gün bile olmadı. Onun serserilikleri yüzünden annem babam sürekli okula çağrılırdı. O kadar sık çağırdılar ki neredeyse öğretmenlerle akraba oldular. Agresif doğasının ek olarak Tara kavgayı severdi. Öyle laf sokup dalaşmaktan bahsetmiyorum. Aynen Mortal Kombat'taki gibi tek bir yumruklu kavgaları çok severdi. Bir keresinde okulun popüler çocuğu Max'i dövdü. Bu olaydan sonra çocuk başka bir okula gitmek zorunda kaldı. Dürüstçe itiraf ediyorum buna dayanamıyordum. Onun yüzünden sınıf arkadaşlarım bana hep güldüler. Kız kardeşimin tüm cesareti ve erkekliği aldığını ve bana sadece çiçek gibi narin bir karakter bıraktığını söylediler. Tara da benim gibi bu aşırı kibar ve nazik karakterimi sevmiyordu. Naoş bir olay olana kadar her şey uzun bir süre böyle devam etti. Asıl sırrım Tara'nın en iyi arkadaşına aşık olmandı. Benden 2 yaş büyüktü, göz kamaştırıcı derecede güzel ve inanılmaz derecede zekiydi. Bu kızda dünyadaki tüm iyi huyların ve karakterlerin birleşimi vardı. Aşık olduysan ne olmuş yani? Herkes aşık olur diyorsunuz ama olayın hepsi bu değil. Gerçek çünkü Lucy'yi görür görmez, kızın adı buydu, konuşma eğitimi kaybediyordum. Ona sadece kafamı eğerek selam veriyordum ve yakın ara sokağa ya da bir odaya kaçıp saklanmak istiyordum. Ama huyuma çok sinir oluyordum ama elimde değildi ve sonra bir hile yapmaya karar verdim. Instagram'da bir sayfa oluşturdum. Olcuklu yakışıklı kaslı bir adamın fotoğrafını yükledim ve Lucy'ye bir istek gönderdim. Bir sürü fotoğraf koydum. Bir tatil köyünde, bir restoranda, birincilik kazandım. Bir müsabakada bana madalya takarlarken. Sonuç olarak mükemmel kız için mükemmel erkek ne yazık ki. Lucy de hemen beni ekledi ve kim olduğumu sordu. Çalınan bir kart ve müstakbal gelinler hakkında birkaç alıntı okuduktan sonra Kızı etkilemeye başladım. İletişim kurabildik ve neredeyse her saat yazışmaya başladık. Her mesajı yüzümde bir gülümsebeli okudum ve kız kardeşim Tara bana şüpheyle baktı ve benimle alay etti. Meteorolojiden sağanak giye fırtına uyarısı geldi da ona mı bu kadar mutlu oluyorsun? Ne sürekli sırtıyorsun? Yanına bir şemsiye al belki yıldırım düşerse de başka bir gezegene uçarsın. Ve durmadı o kadar aptal bir gülüşüm var ki dışarıdan moro gibi görünüyorsun. Aa evet gerçekten aptalsın. Uzun zamandır ilk defa kız kardeşimin alayları umurumda değildi. Fake profilimin maço erkek maskesinin arkasına saklanarak mutluydum. Lucy bizi ziyarete geldiğinde o ve Tara koridorda fısıldamaya başladılar. Belli belirsiz kapının arkasına saklandım. Lucy iki haftadan uzun süredir iletişim halinde olduğu yakışıklı Nick hakkında heyecanla konuştu ve görünüşe göre onu umursuyor ve ilk görüşme için sabırsızlanıyordu. Aman tanrım bana kayıtsız değil. Yüzüm kızardı ve kalbim hızla attı. Nick'i sevdi ve aşık oldu ama bir saniye. Bir an Nick'in sadece fotoğraflardan başka bir şey olmadığını hatırladım. Hayallerimin gerçekleşmeyeceğini ve Lucy'nin beni sevmediğini, fotoğraftaki adamı sevdiğini fark ederek üzüldüm. Burada ne yapıyorsun? Gizlice bizim dinliyorsun. Tara'nın sesi beni kendime getirdi. Önümde gülen Lucy ve Tara'yı gördüm ve çok kızardım. Onlar da gülerek gözlerimin içine bakıyorlardı. Utancımdan odama koştum. Bütün gün evimde geçirdim. Tara'yı görmek ve korkunç şakalarını dinlemek istemiyordum. Her zaman burnunu ihtiyacı olmayan yerlere sokan çok kötü bir kızdı. Çok kızgındım. Salondaki seslerin geçildiğinden emin olduktan sonra sessizce aşağı indim. Ablamla savaş halinde de olsak yemek yemeyi atlamamak lazım. Kendime sosis kestim ve sandviç yaptım tam masaya oturmuştum ki Tara'nın yüksek sesle yukarıdan güldüğünü gördüm. O kadar çok gülüyordu ki kafayı yediğini düşündüm. Ne kadar aptal, çok canını yakmış olmalı ezik kardeşim Jack ya da Nick. Her şeyi anladım ve bir kurşun gibi odaya koştum. Tara elinde telefonla oynuyor ve bir at gibi kişniyordu. Büyük bir neşeyle yazışmalarımı okuyordu. Ah kız kardeşime nefret ettiğimi söylemiş miydim? İşte ondan nefret etmek için bir sebep daha. Neden başkalarının yazışmalarını okuyorsun diye bağırarak telefonu elinden almaya çalıştım. Ama ablam daha güçlüydü ve telefonu elinden bırakmadı. Aramızda münakaşa başladı ve ne yazık ki kaybeden bendim. Aniden Tara kurtulmayı başardı ve odadan çıkıp beni kilitledi. Gülerek istediklerini yerine getirirsem Dussi'ye gerçeği anlatmayacağını söyledi. Bir süre sonra kabul ettim. Kız kardeşimi kahkahaları arasında odadan çıkıp telefonu elime aldığımda kendimi çok kötü hissettim. Artık Tara benim sırrımı biliyor ve ben de onun şantajlarını boyuna yemek zorundaydım. Ve sonra en kötü günler başladı. Sabah erkenden Tara odama geldi ve spor ayakkabılarını üzerime fırlatarak onları silmemi istedi. Gerçekten mi? Lucy'nin numarasını çeviriyormuş gibi yapınca itiraz etmek istedim. Hemen bir bez aldım ve Tara'nın ayakkabılarını temizlemeye başladım. Kendimi ne kadar önemli bir insan gibi hissettiğimi hayal bile edemezsiniz. Ve istekleri artarak devam etti. Ödevlerini bana yaptırmak, çarpık tırnaklarını ocağa etmek, okul için elbiselerini ütülemek, onun için bulaşıkları yıkamak. Bütün gün onun arzularını tatmin etmekten başka bir şey yapmadım ve bu sadece daha ilk gündü. Kim bilir daha neler isteyecekti. Akşama doğru yorgun ve delicesini kırılmış bir halde odama gitmek üzereydim ki arkadan bir ses duydum. ''Uykudan önce masal. Masalsız uyuyamam canım kardeşim. Beni nasıl kızdırıyor.'' Bu kitapla onun kafasını kırmak isterdim. Böylece tüm hayatı gözlerinin önünden bir uyku öncesi masal gibi geçerdi. Sabrım tükenmişti. Tara'ya doğrudan bunu bir alay konusu olmadığını söyledim. ''Onun yerinde başka bir kız olsa böyle şantajlar yapmaz.'' dedim noktalar veya virgüller olmadan konuştum. Düşmanlığımızla geçen yıllar boyunca yaptığı her şey yüzüne aykırdım ve sonradan aniden fark ettim ki yanaklarımdan yaşlar süzülüyor. Karesin ağlıyorum. Böyle bir tepki beklemen tara şok oldu ve tek kelime bile etmedi. Odama gittim. Ertesi sabah ablam masadaki yerini aldı. Hiç alay etmedi. Sessizce kahvaltısını yaptı ve bana suçlu suçlu baktı. Birlikte otobüse bindik. Sessizce okula ve sınıflarımıza gittik. Bir an için ablamın yaptıklarına utandığını düşündüm. Akşam Lucy internetten mesaj attı ve mesajına şok oldum. Sevgili Nick seninle iletişim kurmak benim için çok ilginçti. Sen çok iyi ve akıllısın. Ancak tüm yazışmalar ciddi değil. Alınma ancak daha fazla iletişime devam etmek niyetinde değilim. Ne? Çok olmuştu. Bana öyle geliyordu ki bu Tara'nın işiydi. Cevap almak için Tara'nın yanına gittiğimde onun çoktan beni beklediğini gördüm. Mesajı aldın mı? Ne çabuk? Dedi. Ona ne söyledin? kız arkadaşıma aşıksın ve onun erkek arkadaşı olduğunu bile bilmiyorsun. Bütün bu yazışmalar eğlence amaçlıydı. Ama ona bir şeyler yazdığını öğrendiğimde ciddi anlamda endişelendim. Profesyonel bir boksör olan sevgilisi Scott yazışmalarınızı öğrenmiş olsaydı uzun süre dizsiz gezerdin. Bu yüzden Lucy'ye bir erkek kardeşi varken başkalarıyla flirt etmesini durdurmasını söyledim. Çünkü bu tür işlerde sonuç hep üzücü oluyor dedim. Ama korkma ona yazanın küçük kardeşim olduğundan haberi yok. Rahatlayarak biraz da endişeyle iş çekip taraya teşekkür edercisini başımı salladım. Bu yalanlarımın sonu oldu ve Nick'in sayfasını sosyal ağlardan sildim. Daha dişlerime ihtiyacım vardı. O zamandan beri hala birimize dalga geçsek de Tara ile aşağı yukarı arkadaş olduk. Ama muhtemelen tüm erkek ve kız kardeşler bizim gibilerdir. Video beğendiyseniz beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevdiğimiz birini incitmekten kaçınmak için ne yapabiliriz? Acı çekmemesi için ne yapabiliriz? Çok uzun zaman önce aile içinde bir olay oldu. Tarihi zıtlıklarla doldur ve dedikleri gibi aşkla nefret arası ince bir çizgidir. Bizde de aynısıydı, üvey annemle. Şimdi size her şeyi daha detaylı anlatacağım. Benim adım Josie. Üvey annenin öz annenden daha iyi ve daha sevilen birisi olabileceğini kanıtlayan en iyi örneklerdenim. Evet hayal ederseniz olur. Annemle babam neredeyse tanışır tanışmaz evlenmişler. Babam hiç tereddüt etmeden annemin en büyük aşkı olduğunu söylemiş ve ona evlenme teklif etmiş. Birkaç yıl birlikte yaşamışlar ve sonra babam çocuk sahibi olmak istemiş ama annem sürekli bahane üretiyormuş. Vücudunun bozulmasını istemiyor ve bu sorumluluğun altına girmek istemiyormuş. Çocuk doğurmak istememesine rağmen babamla sürekli tartışmaya başlamışlar ama sonunda bir gün hamile kalmış. Babama bundan bahsetmek istememiş. Kürtaj yaptırmayı planlamış ama babam testi görmüş ve çok mutlu olmuş. Planı başarısız olmuş ama doğurmaya hiç hazır değilmiş. Her geçen ay daha da sinirlenmiş. Arkadaşlarıyla partilere gitmeye devam etmiş ve alkol almış. Babam onu kısıtlamış. Fikrini değiştirmesini istemiş. Ancak annem bir çocuk uğruna kişisel özgürlüğünü feda etmeyi reddetmiş. Sonunda 7 aylık hamileyken sezaryen yaptırmış. Artık hamile kalmak istememiş.'' Babam panik içindeymiş. Bebeğim hayatta kalamayacağını düşünmüş. Ama annem hiç umursamamış. Doğduğumda yüzüme bile bakmamış. Aynı gece annem babam benimle yalnız bırakarak hastanede kaçıp gitmiş. Bu gerçek bir mücadele değilmiş. Babam tek başına beni yetiştirip benimle ilgilenmesinin ne kadar zor olduğunu hiç gizlemiyor. Ama sorunlarla sonsuza dek sürmüyor ya daha sonra 4 aylıkken bir bayanla tanışmış. Babam beni parkta gezdirirken bezimi beceriksizce değiştirmeye çalışıyormuş ve o andan itibaren bir kadın gelerek yardım teklif etmiş. O zamandan beri birbirlerinden ayrılamamışlar. Kadın babama aşık olmuş. Babamın ilk başlarda sadece bir kadının yardımına ihtiyacı olduğu farkına varmış. Fakat sonra içindeki hisler uyanmış ve o da aşık olmuş. Kadın beni kızı olarak kabul etmiş, benimle ilgilenmiş, geceleri uyumamış, tam olarak beni özenlenmiş gibi büyütmüş. Ama gerçeği de bana olduğu gibi anlatmaya karar vermiş. Biyolojik annem olmamasına rağmen beni kendi kızı gibi seviyordu. Bunu hissettim. Ona anne dedim. Çünkü ilk adımlarımı gördü, elleriyle besledi ve geceleri beni salladı. Çocukları olamazdı. Bu yüzden tüm sevgileri sadece bana kalmıştı. Uzun yıllar yaşadık. Büyüdüm ve okula başladım ama er ya da geç kökenlerinizi merak ediyorsunuz. Evet, 14 yaşına yaklaştıkça babama öz annem hakkında gittikçe daha çok soru sormaya başladım. Neye benziyordu? Bir fotoğrafı var mı? Nasıl konuşuyordu? Neden ilgilendiğimi bilmiyorum. Sanırım neden benden bu kadar hoşlanmadığını duymak istedim. Ona ne yaptım ki? Üvey annem konuşmalarımıza girmedi. Genellikle sadece dinledi ve böyle anlarda sessiz kaldı. Kendime ve babama onun hakkında daha çok soru sordum. Bir keresinde evimize bir kurye geldi. Pizza sipariş ettik. Sarı saçlı bir kadın kapının önünde durdu. Bana bir kutu uzattı ve ne kadar ödeyeceğimi söyledi. Parayı verdim ve kutuyu aldım. Ama kurye kapıyı hemen kapatmama izin vermedi. "Afedersiniz, uzun süredir burada mı yaşıyorsunuz?" diye aniden sordu. "Doğduğumdan beri." dedim. Bakışları tanıdık geldi ama umursamadım. Kapıyı kapattım. Ertesi gün yine birisi kapımızı çaldı. Üvey annem kapıyı açtı ve uzun süre biriyle konuştu. Sonra eve girdi. Yüzü düşmüştü. Toplanıp bir yere gitti. İş için dedi ve akşama kadar olmayacağını söyledi. O gün biraz sarhoş bir şekilde döndü. Babam ve ben çok şaşırdık. Yanımızdan geçti bize bakmadan yatağa gitti. Ertesi gün neredeyse öyle vakti uyandı. O gün beni dansa götürmesi gerekiyordu ama umursamadığını söyledi. Böyle bir şey beklemiyordum. Ona ne oldu diye kendime sordum. Dansa kendim gittim. Akşam eve geldim ve onu tanıyamadım. Ev çok dağınıklı ve üvey annem yine sarhoştu. O ve babam şiddetli şekilde kavga etti. Onu tanıyamıyordum, çok değişmişti. Kaba davranıyor, temizlik ya da yemek yapmıyor, içiyor, kavga ediyor ve bana bağırıyordu. Ona karşı nefretim oluşmaya başladı. Neden böyle olmuştu? Bardağı taşıran son damla ondan benimle yeni bir foto albüm yapmasını istediğimde tüm çocukluk fotoğraflarımı yırtmasıydı. Sana umurumda değil dedim. Defol git dedi. Daha önce hiç bu kadar acı şekilde ağlamamıştım. Sonunda babam onu dışarı attı. Pişmanlık duymadan oradan ayrıldı. O gün kendimi çok kötü hissettim. Akşam yürüyüşe çıkmaya karar verdim ve dönüş yolda neredeyse bana bir araba çarpıyordu. Neredeyse yola düşüyordum. Oradan bir kadın geldi, beni kaldırdı ve eve kadar bana eşlik etti. Eve gittik ve beni babama teslim etti. Sonra babamın şok içinde durduğunu fark ettim. Hareket etmiyordu. Sen misin? Burada ne yapıyorsun diye sordu. Çocuğumuz olmadan yaşayamam dedi. O anda onun pizzacı kadın olduğunu anladım ve sonra da annem olduğunu anladım. Ellerim titredi, kalbim çılgınca çarptı. Bunca yıl sonra inanamadım. Babam öfkeliydi. Hayatımıza girme hakkı olmadığını haykırdı ama ben onu teselli ettim. Her şeyi konuşmamız gerektiğini söyledi sadece benim için kabul etti. Uzun bir gece oldu, çok gözyaşı döküldü, annem yüz kez af ve sonra bir siz yaşayamayacağını anladığını söyledi. Peki kader bize ikinci bir şans mı vermişti? Babam bir gün bizimle kalmasına izin verdi ve sabah işe gitti. Bugün annemle geçirmeyi, onu yeniden tanımayı, Belki de ailemizi yeniden birleştirmeyi planlıyordum. Gerçekten güzel bir gün geçirdik, yürüdük, annemle çok konuştuk. Zor hayatımıza rağmen çok güzeldi. Babamı ikinci bir deneme ikna etmeyi başardım. Sırf benim için kabul etti. Birkaç hafta geçti. İlk duygular yatıştığında annemin hala uzakta olduğunu fark etmeye başladım. Sürekli telefonda biriyle sohbet ediyordu. Birkaç kez evimize yabancı birisi geldi. Annem onun meslektaşı olduğunu borç istediğini söyledi. Sonra babamı acilen gece yarısı işe çağrıldı. Uyandım ve uyuyamadım. 10 dakika sonra kapının çalındığını duydum. Odanın penceresinden o adamın tekrar geldiğini gördüm. Annem onu öptü. O hayır diye düşündüm. Fark edilmeden merdivenlerden aşağı indim ve duvarın arkasına saklandım. Annem ona biraz daha sabretmesini, bu evin onların olacağını söyledi. Eski kocam bir aptal bu yüzden kızdan kurtulmak daha kolay olacak dedi. O anda dehşet içinde ciyakladım ve fark edildim. Annem sevecen bir sesle beni kendine çağırmaya başladı ama ben ondan adım adım uzaklaştım. Tut onu diye bağırdı ve beni yakalamayı başardılar. Bağırdım, direndim ve sonra evin kapısı ardına kadar açıldı. Üvey annem geldi. Yardım edin diye bağırdım ve üvey annemin arkasından iki polis çıktı. Annem ve erkek arkadaşını tutukladılar. Üvey annem yere oturdu ve bana o kadar sıkı sarıldı ki neredeyse beni boğacaktı. Tüm bunların ne anlama geldiğini sordum ve bana kilpizliği getirdiğinden beri annemin onu rahat bırakmadığını söyledi. Ailesini geri vermesi için ona yalvarmıştı. O da babamın onu evden kovması için öyle kötü davranmaya başlamıştı. ''Biliyorum biliyorum asla senin öz annen olmayacağım. Son zamanlarda annen hakkında çok şey soruyordum ve onu özlediğini düşündüm. Sonra aniden ortaya çıktı. Ama araştırdım ve onun dolandırıcı olduğunu öğrendim. Biliyor musun tatlım seni bir daha asla kimseye vermeyeceğim. Sen benim kızımsın ve seni kendimden daha çok seviyorum.'' dedi. Biraz daha gözyaşı döktüm ve duyguseline boğuldum. O anda babam içeri girdi. O günden sonra annem hakkında tek bir kelime bile etmedim. Ve artık şimdi birbirimizden hiç şüphemiz yoktu. Gerçekten seven insanların her zaman senin için orada olacağını fark ettim. Ve kanla bağlı olmasanız bile düşündüğünüzden çok daha fazla ortak yönünüz olabilir. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba. Benim adım Abigail. Liseden yeni mezun oldum. Yakında sınıf arkadaşlarım ve ben bir mezuniyet partisi yapacağız. Ancak ruh halimiz pek iyi değil. Çünkü geçen yıl korkunç bir şey yaşadık. Şehrimizde kızlara saldıran gerçek bir manyak ortaya çıktı. Şehirdeki her okuldan bir veya iki kızı kaçırdı. Kim olduğunu biliyorduk ama ailemiz manyak okulumuza gelene kadar bize inanmadı. Okuldaki son senemiz. Yılın başından beri bu yılı olaysız bitirmemiz, iyi davranmamız, öğretmenlere kaba davranmamamız ve elbette en yüksek puanı almaya çalışmamız için bir dizi talimatlar verildi. Beden eğitimi öğretmenimiz istifa edene kadar her şey yolundaydı. Bu bizim için bir dezavantajdı. Çünkü ideal olarak tüm derslerin karnesinin doldurulması gerekiyordu. Ancak uzun süre üzülmek zorunda kalmadık. Bir hafta sonra eskisinin yerine yeni bir öğretmen geldi. Müdür Bay Sandres bizi onunla tanıştırdı. Dürüst olmak gerekirse çok tuhaf görünüyordu. İlk önce katil bir bakışa sahipti. İkincisi öğretmen son derece sert ve kuralcıydı. Ve mavi eşofmanını hiç çıkarmıyordu. Asla. İtaatsizlik veya kötü spor performansı için herkese ceza veriyordu. Bay Friki e bayılıncaya kadar özellikle kızları bir sadist gibi çalıştırmayı severdi. Erkeklerle aynı düzeyde spor egzersizleri yapmaya zorlardı. Bu hiç adil değildi. Ve ne kadar şikayet edersek edelim müdür sadece öğretmenin bunu yıl sonuna kadar tamamlamasının bizim yararımız olduğunu söylerdi. Çıkmazdaydık. Bu yüzden katlanmak zorundaydık. Bay Firk'i yalnızlığı severdi. Asla yemeğe gitmezdi. Kimseyle arkadaş değildi. Arabası ilgimizi çekti. Bir korku filmi gibiydi. Tamponlarında sivri uçlu bir demir parçası ve cehennemden çıkma rock roll müziği. Oğlanlar eğleniyordu ve kızlar korkuyordu yavaş yavaş beden eğitimi öğretmeninin itibarı hakkında dedikodular okula yayıldı. Diğer okullardan çocuklar öğretmenimizin küçük kızlardan hoşlandığını söylediler. Kızları tuvaletteyken gözetliyordu. Bazı kızları gözlerindeki damarlar patlayana kadar sınav çekmeye zorlardı. Ve bir kız ağır yük nedeniyle neredeyse bağırsaklarını patlatıyordu. Ama hepsi bu değildi. Sınavı geçemeyen kızları kaçırdı. Söylentilere göre çocukları kaçırıyor ve onlara korkunç şeyler yapıyordu. Ailelerini de öldürüyordu. Hikayeler bunlardı. Diğerlerini bilmiyorum ama öğrendikten sonra tüylerim diken diken oldu. Artık derslerinde söylediği her şeyi yapmaya çalıştık. Kimse cezalandırılmak ya da kaçırılmak istemiyordu. Ailelerimizi anlatmaya çalıştık ama müdürümüz onlarla çoktan konuşmuştu. Uydurma, sadece öğretmen sizi çok çalıştırıyor. Kötü bir şey mi? Sonunda spordan henüz kimse ölmedi dedi annem. Öğretmenimizin çılgın fikirlere sahip olabileceğine inanmadı. Zamanla beden eğitimi öğretmeni etrafındaki konuşmalar sona erdi ve sonra bam. Paralel sınıftan bir kız kayıp. Polis okula geldi. Onu en son kimin ve nerede gördüğüne dair sorgulamalar yaptı. Onu tanıyordum. Adı Drew. Saçında pembe fiyonk olan bir kızdı. Geçen hafta beden öğretmenimiz Drew'u aralıksız 7 kilometre koşturdu. O da ona orta parmağını gösterdi ve evine gitti. Ve şimdi onu bulamıyorlar. Sessiz öğretmenimiz herkese kaşlarının altından bakmaya ve ürkütücü bir araba kullanmaya devam etti. Sınıf arkadaşlarım onun dirivi kaçırdığından oldukça emindi. Drew'un kaçırılması kaza değildi. Mavi elbiseli bir adam tarafından kaçırıldığını duydum. Onu çıkarmadan giyen sadece tek bir kişi var dedi Maya. Bu sözlerden sonra okula gitmemiz, özellikle derslerine gitmemiz daha da korkutucu hale geldi. Maya beden eğitimi öğretmeni hakkında daha fazla araştırma yapmayı önerdi. İnterneti araştırdık. Okul müdürünün ofisinde onun hakkında kişisel bir dosya bulduk ama temizdi. Hayır olamaz diye düşündüm. Arabasını araştıralım mı? Maya bana sordu. Kabul ettim ve öğretmenler toplantısındayken sessizce kapıyı açtık. Belgeleri karıştırdıktan sonra gerçekten bir şeyler sakladığını öğrendik. Gerçekten bir karısı ya da çocuğu olmadı ortaya çıktı. Onları çok uzun zaman önce bir trafik kazasında kaybettiğini öğrendik. Torpido gözünde ayrıca her türlü ilaç reçetesi vardı. ''Ov oh, öğretmenimiz güçlü antidepresanlar alıyor.'' dedim Ay'a. ''Onları biliyorum. Çünkü annem çıldırıncaya kadar içiyordu. Bir doktordan bu reçeteleri almak için tamamen deli olmalısın. Ayrıca bir takım belgeler bulduk.'' Ve işte kozumuz. Öğretmenimizin adı gerçekten Bay Friki değil Bay Jonathan idi. ''Geçenlerde şehrimize gelmiş. Tam da kızlar kaybolmaya başladığında.'' dedim. Sonra okul zili çaldı. Maya ve ben korktuk ve hatta çığlık attık. Pencerede mavi elbiseli bir adamın okuldan çıktığını gördüm ve bir an önce fark edilmeden oradan kaçmaya çalıştık. Belgelerini yanımda götürdüm. Bu bilgilerle bir şeyler yapmalıydık. Akşam aileme her şeyi anlatmak istedim. Son ders beden eğitimi dersiydi. Bu manyak ona karşı bir şeyler yaptığımızı biliyor gibiydi. Asla yapamayacağımı bilerek bana 20 sınav çektirdi. Ders çoktan bitmişti. Sadece 10 sınav yapabildim daha. Ama tam 20 yapana kadar eve gitmeme izin vermeyeceğini söyledi. Dışarısı artık karanlık oldu. Yalvardım. Ailemin beni arayacağını söyledim. Bay Fir iki saatine baktı ve bir iyilik borçlu olduğumu söyledi. Ve sonra eşyalarımı toplamamı söyledi. Seni eve bırakacağım dedi. Hayır diye düşündüm. 23 sınav çekmedim. Şimdi kesinlikle beni gömecek veya evinde öldürecek. Bir şekilde ondan kurtulmaya çalıştım. Ama o ısrar etti. Evim çok uzakta dedim. Sorun değil artık çok saat geç oldu. Seni bırakmam zor değil. Sana bir şey olursa ne derim sonra dedi. Bu bir buçuk saat yol bana çok uzun gelecek gibi. Yol boyunca sessiz kaldık. Yolu gösterdim. Çok gergin hissediyordum. Bay Frick'ı bir anda Drew'u hatırladı. Kız için üzgünüm. Küçüktür dedi aniden. O anda damarlarımda kanım dondu. Sonunda eve gittik. Öğretmene kibarca teşekkür ettim ve kapıyı açtığımda ayaklarımın altında bir nesne fark ettim. Olamaz. Dirüm'ün pembe tokasıydı. Vücudum uyuştu. Tokayı tuttum, ellerimde sıktım ve eve koştum. Kalbim göğsümden çıkmak üzereydi. Evde doğal olarak aileme her şeyi anlattım. Ve bu sefer onlar da paniklediler. Ertesi gün polise gittik. Okula polis de geldim. Öğretmenin ofisini aradılar ve bir paket antidepresan, telefon, kadın saç tokası ve küpeler buldular. Her şeyi yanlış anladın. Bu kızlarıma aitti. Öldüler. Polis onu kelepçelerken bağırdı. Ama adalet yerine getirildi. Herkes nefesi aldı. Eksik bir karneye sahip olmak hayatınızı riske atmaktan daha iyidir. Yaklaşık bir ay sonra okul hayatı normale döndü. Maya ve ben bu deneyimden sonra arkadaş olduk. Yine beden eğitimi öğretmenimiz vardı. Ancak bu sefer öğrencileri umursamayan genç, tatlı bir kızdı. Bütün gün selfie çekip Instagram'a bakıyordu ve ders notlarında öylesine yazıyordu. Bizim için iyiydi. Müdür Bay Sandres mezuniyet partisi organizasyonuyla ilgili konularla ilgilenmemi istedi. Bir ekip kurdum ve hemen başladık. Yaşadığımız dehşetten uzaklaşmamıza çok yardımcı oldu. Bazı konuları tartışmak için müdürün ofisine gittim, ama o orada değildi. Ve planın olduğu klasörü masasında bırakmaya karar verdim. Yaklaşırken bir şeye takılıp düştüm. Aşağıda bir paket vardı. Yanlışlıkla yere düşürdüm ve geri koymaya karar verdim. Orada gördüğüm şok ediciydi. Kan damlaları kaplı mavi bir takım elbise. Ellerim anında terledi. Dizlerim titredi. Ben hiçbir şey anlamadım. Sonra ofisin kapısı kapandı. Korkudan zıpladım. Bay Sandres ve ben, ben buradayım planı getirdim bak diye mırıldandım. Çok sakin ve sessizce yanıma geldi ve hiçbir şey için endişelenmemem söyledi. İyi bir kızsın bir ama çok şey öğrendin. Seni benim yerime götürmem gerek dedi ve dolaptan ip, bir çeşit sıvı ve bir mendil çıkardı. Beni en çok korkutan şey sakinliğiydi. Kapıyı kilitledi ve bana yaklaştı. Beni tutmaya çalıştı ama ben ona direndim. Beden eğitimi Bay Freaky sayesinde mücadelemiz birkaç dakika sürdü. Korkum öfkeye dönüştü. Sekreter gürültüyü duydu ve girmeye çalıştı. Okul müdürümü ağzımı bir bezle kapattı ve ben çığlık atamadım. Ve neredeyse kendimden geçerken Bay polisi polis de ofise girdi. Ve sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Hastanede uyandım, annem yanımda oturuyordu ve elimi tutuyordu. Bay Freke oturdu ve onunla konuştu. Uyanık olduğumu görünce hemen güvende olduğumu ve her şeyin yolunda olduğunu söyleyerek beni rahatlattı. Müdürün nerede olduğunu sordum. Kızları kaçırdığı için tutuklandı. Senin sayende dava çözüldü. Kızlar canlı bulundu. Bitkin durumdalar ama hepsi güvende. Bana Drew'un tokası hakkında sorularınız olduğunu biliyorum. Ama o akşam sınavını geçemeyince aynen senin gibi onu da eve bıraktım. Ne zaman düştüğüne dair hiçbir fikrim yok. Ayrıca karım ve kızların bir araba kazasında öldükten sonra kendime bir yer bulamadım. Hepinizin beni tuhaf gördüğünü de biliyorum. Adımı, ikamet yerimi değiştirmeye karar verdim. Kendimi beden eğitimi öğretmenliğine tamamen adadım. Çocukları eğittim, ruhlarını yumuşattım. Bölgenizdeki manyağı öğrendiğimde fiziksel eğitimli kızlara zarar vermeyeceğine karar verdim. Mavi takım elbiseye gelince, bende birkaç tane var, hepsi aynı. Ben beden eğitimi öğretmeniyim dedi. Ardından tutuklanmasından birkaç gün önce müdürden şüphelenmeye başladığını söyledi. Soruşturma bu şeylerin gerçekten kızlara ait olduğunu ve evde şüpheli hiçbir şey bulunmadığını gösterdi. Sevindirici bir tesadüf eseri o ve polis okula doğru zamanda geldi. Eğitimin son yılında yaşadığımız hikaye bu. Mezuniyet partisi iptal edilmedi. Verilerimiz hazırlığı devraldı. Ayrıca karate bölümüne kaydoldum. Arkadaşlar abone olun ve aşağıdaki hikayeleri kaçırmamak için zile tıklamayı unutmayın.